Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz dinleneceğim. Nana. Kızım, odana çıkacaksan ustaların işleri daha bitmedi. Odan müsait değil. Salonda dinlen. Doktor birazdan tetkik sonuçlarıyla gelecek. Adalet Hanım, siz de Cengere söyleyin, ustaların başında beklesin. Acele etsinler. Tamam Yaman Bey. Odamdayım, bir ihtiyacın olursa. Olmaz. Sen hadi git, işinden kalma. Kaçmak yok sana Nana. Kaldın böyle. Dur artık. Bu kadar hızlı atma. Hoş geldiniz. Buyurun. Salona geçebilirsiniz doktor. Teşekkür ederim. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Nana'ydı değil mi? Evet evet, buyurun. Sağ olun. Soğuk alkınlığı dışında herhangi bir sorun yok. Tetkikler bayağı iyi. Kalbiniz de sapasağlam. Ama çok hızlı atıyor. Güm güm. Psikolojik bir sorun olmalı herhalde. Panik atak olabilir mesela. Sahi ne zaman başladı bu ilk çarpıntılar? Onu görünce oluyor. Ne zaman karşıma çıksa, bir şey dese, kalbim güm güm durmuyor. Biliyordum. Beni stres yapan o. Şimdi anladım. Ben de geçirmiştim bu hastalığı. Çok yaygın bir hastalıktır. Öyle mi? Nasıl yani? Senin gibi gençtim. Aynı virüs bana da bulaşmıştı. Kalbim hızlıca artıyordu ve engelleyemiyordu. Adviyeyi ne zaman görsem şurama bir sancı saplanırdı. Ha, anladım. Sen de ona sinir oluyordun o zaman. Ne yapacağız peki? Nasıl geçecek? Kaçmak mı lazım? Çare o değil mi? Bildin mi? Herkes kendince çareler üretir bu hastalığa. Ben evlendim mesela. Ve tam 50 yıldır beraberiz. Çok pardon. Adviyem arıyor. Yoksa o da virüs gibi kalbime mi sızdı?